Merhabalar, Liberalizm 101 Podcast kanalının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Berat. Merhabalar Berat, hoş geldin. Hoş bulduk. Seni tanımayanlar için kısaca kendinden bahseder misin acaba? Adım Berat Mutluhan Seferoğlu. Bilkent Üniversitesi'nde felsefe okuyorum. Uzun zamandır liberalizmle vesaire ilgili de bir ilgi alanım var. Siyaset felsefesi özelinde. Aynı zamanda Öncül Analitik Felsefe Dergisi'nin kurucularından biriyim. Öncül Analitik Felsefe Dergisi, analitik felsefe geleneğini Türkiye'de tanıtmayı amaçlayan bir dergi. Bunun dışında kendim felsefeyle ilgili bir takım podcastler yapıyorum. Felsefe Kanalı adı altında. Öyle yani. Çok güzel. Biz de ilgiyle takip ediyoruz hem dergiyi hem de kanalını. Bugün seninle liberalizm ve felsefe üzerine konuşmak istiyoruz. İlk sorumuzu şöyle soralım. Liberal felsefe nedir? Yani bu soruyu sana da soracağım. Hani bilmiyorum böyle bir şey sormak doğru mu ama neden felsefeye ilgi duyuyorsun? Liberal felsefe senin için ne anlama geliyor? Yani şöyle diyeyim. Ben özellikle dini konuları tartışırken aklıma hep felsefi soruların takıldığını gördüm en başta. Lisedeyken, lise 2, lise 3 gibi ve hani din konusunda düşünürken ister istemez felsefi konulara, özellikle din felsefesinin konusu olan şeylere kafamın takıldığını fark ettim. İşte bu Tanrı, özgür irade, kader vesaire soruları kafamı kurcalıyordu. İşte Tanrı'nın varlığı lehindeki, aleyhindeki argümanlar kafamı kurcalıyordu. Ve bununla ilgili koca bir felsefe alanının olduğunu fark ettim. Diğer alanlara olan ilgim, özellikle siyaset felsefesine olan ilgim biraz daha sonra oldu. Din felsefesine olan ilgimden dolayı bütün felsefe alanlarına bir miktar ilgi duymaya başladım. Genel olarak felsefeye ilgi duymaya başladım. Ve ideolojiler hakkında araştırma yapmaya başladığım zaman ben aslında gerçekten liberalmişim ya da libertaryenmişim dediğimi kendim hatırlıyorum açıkçası. Çünkü işte ekonominin bir tür serbest piyasa olması gerektiğini ve devletin insanlara hayatlarında pek fazla karışmaması gerektiğine olan bir inancım vardı diyelim. Bu konuda bir sezgim vardı ön planda diyelim ve bir baktım ki benim düşündüğüm şeylerin ciddi bir kısmını savunan liberalizm diye bir ideoloji varmış. Ben dolayısıyla bir anlamda siyaset felsefesini keşfettiğimde liberal olmadım, liberal olduğumu keşfettiğim gibi bir durum oldu benim açımdan. Ve diğer unsuru, liberal felsefe nedir sorusuna gelecek olursak sorduğun sorunun. Bu konuda şöyle bir şey diyebiliriz. Liberalizm nedir ile aslında başlamak gerekiyor. Çünkü neticede liberal felsefe dediğim şey siyaset felsefesindeki bir ideolojinin felsefesi oluyor. Dolayısıyla burada liberalizm nedir sorusu daha doğru olabilir sanırım. Liberal felsefe ya da liberalizmin ana tezleri ya da ana görüşü diyelim. Bu bir kere devletin meşru sınırlarının nerede olması gerektiğine dair bir felsefi akım ve aynı zamanda bir ideoloji. Olabildiğince devletin insanların hayatına karışmaması gerektiği üzerine bir felsefi, liberal felsefe ya da liberalizm diye. Tabii bunu nasıl gerekçelendirdiklerine göre farklı liberal ekoller var. Bütün liberaller, en azından klasik liberalizm ve libertaryenizm açısından düşünecek olursak sol liberalizmi burada ayrı bir yere koymamız daha iyi olabilir. Klasik liberalizm ve libertaryenizmde başlıca 3 ekol olduğunu söyleyebiliriz. Liberal görüşleri, gerekçelendirme biçimleri bakımından. Bunlardan ilki doğal haklar geleneği dediğimiz gelenek. Doğal haklar geleneğine göre insanların bir takım insan olmalarından kaynaklanan, rasyonel varlıklar olmalarından kaynaklanan hakları var. Devlet tarafından da çiğnenmemesi gerekiyor. Bunlar kabaca işte Locke'tan gelen doğal haklar geleneğinde yaşam, hürriyet ve mülkiyet hakları olduğunu görür. Bunların tabii kapsamlarının ne olduğu tartışmalı ama özellikle devletin bu hakları ihlal etmeden işini yapması gerektiğine dair bir görüş olarak karşımıza çıkıyor doğal haklar geleneği. Doğal haklar geleneğinin karşısındaysa faydacı libertaryenizm ya da liberalizm duruyor ve faydacı liberaller özetle insanların mutluluğunu arttırdığı için bu devletin rolünün kısıtlanması, özgürlüklere izin verilmesi, bunların tanınması gibi şeyleri savunuyorlar. Yani insanların kendilerini gerçekleştirmesi için ve insanların refah içinde yaşamaları için bu tarz bir devlet yapılanmasının gerektiğini düşündükleri için faydacı liberaller liberalizmi savunuyorlar ya da bu tarz bir devleti savunuyorlar. Son olarak da sözleşmeci liberaller ya da libertaryenler var. Sözleşmeci liberallerse bize rasyonel akıl sahibi varlıkların belli koşullar altında varmaları toplumsal yapı olması durumunda rasyonel ya da akıl sahibi varlıkların liberal değerlerin, liberal kurumların olduğu bir devlette uzlaşacaklarını söylüyorlar diyebiliriz. Yani rasyonel varlıklar, bu gerçek bir anlaşma, gerçek bir sözleşme olmak zorunda değil. Bunlar bir araya gelip biz hangi türden bir toplum yapılanmasında yaşayalım sorusunu sordukları zaman bunun liberal ya da libertaryen bir toplum yapısı olacağını, özellikle kendi çıkarlarını bu sözleşme babında maksimize etmeye çalıştıkları zaman böyle bir toplum yapılanmasını seçeceklerini söyleyen sözleşmeci liberal bir ekolde mevcut. Bu üçü kabaca liberalizmin ana felsefi gerekçelendirmelerini
oluşturuyorlar. Tabii bunların hepsinin detayları var. Ne kadar başarılı olup olmadıkları vesaire. Bunlar da meçhul elbette ve detaylı bir tartışmanın konusu. Çok teşekkürler Berat. Bize acaba tanınmış liberal filozoflardan biraz bahsedebilir misin? Daha çok senin de sevdiğin, görüşlerini beğendiğin, biraz onların görüşlerinden ve hani çok kabaca böyle kimler olduklarından ve belki de genç arkadaşlarımız, bu yayını dinleyen genç arkadaşlarımız onları keşfetmek, okumak isterler, onları tanımak isterler diye. Tamam, şimdi şöyle diyebiliriz. Bu farklı liberal ekoller olduğu için elbette bu ekolleri savunan farklı liberal felsefeciler var. Elbette tarihten gelen, felsefe tarihinden gelen bir takım tanınmış filozoflar var liberal olarak. İşte Kant, Hume gibi ya da Locke gibi. Ama bunun yanı sıra günümüzde faaliyet gösteren çok ciddi bir liberal libertaryen cenah da var. Ve bu cenah gerçekten orijinal işler yapıyor siyaset felsefesi babında düşünecek olursak. İlk olarak tabii anılması gerekenler yine klasik liberalizm, libertaryenizm ve anarkokapitalizm ekseninde anılacak olursak. Çünkü sol liberallere girersek orada da çok ciddi filozoflar var. Ama bu dediğim kanattan gidersek başlıca doğal hukuk ya da doğal haklar geleneğinin savunucusu olarak Nozick karşımıza çıkıyor. Nozick özellikle sol liberalizmin belki de baş metni olan Rawls'un bir adalet teorisine, Rawls'un kendi adalet kuramının temel kabulleri üzerinden aslında onun istediği gibi bir devlet yapılanmasının değil ya da onun meşru olduğunu düşündüğü bir devlet yapılanmasının değil, çok daha minimal bir devlet yapılanması, hatta minarşist diyebileceğimiz, işte devletin belki güvenlik ve hukuk dışında hiçbir şeyi sağlamadığı, çok minimal bir devletin dışında herhangi bir devletin meşrulaştırılamayacağını söylüyordu Nozick. Ve akademiye liberal, libertaryen düşünüşün geri dönüşünü sağlayan kitap da bu oldu. Hatta şu siyaset felsefecisi muhtemelen Nozick dışındaki liberalleri ya da libertaryenleri pek okumuyordu. Nozick, libertaryenizmin ana ismi olarak çoğu akademisyenin gözünde yerini koruyor şu anda da. Doğal haklar geleneğini savunanlardan en meşhuru şu anda belki de en Erich Mack diye bir filozof var. Mack özellikle Nozick ve Locke üzerine uzman bir filozof ve geçenlerde sanırım geçen yıl çıkan libertaryenizme girişle ilgili çok güzel bir giriş kitabı ya da ders kitabı çıkardı kendisi ve hem Nozick'i hem Locke'u çok iyi bildiği için hem diğer liberal gelenekleri çok iyi bildiği için İngilizce bilen arkadaşlar malum sitelerden söz konusu kitapları edinebilirler. Erich Mack'in Libertarianism başlıklı kitabı. Hatta bunun çevrilmesi için de ufak tefek bir girişimde bulundum ama sonuçlanır mı sonuçlanmaz mı bilmiyorum. Faydacı libertaryen pozisyonda özellikle en güçlülerden biri David Friedman. Kendisi Milton Friedman'ın merhumu. Milton Friedman'ın oğluydu. Milton Friedman bir klasik liberal ya da minarşistimsi bir pozisyona meylederken oğlu daha da radikal olan David Friedman ve bir anarkokapitalizm savunusu yapıyor kendisi ve anarkokapitalizmi faydacı argümanlarla savunmaya çalışıyor. Doğal haklar, doğal geleneğine pek mesafeli biri kendisi diyelim. Kendisi aynı zamanda tanıdığımız en zeki libertaryen teorisyenlerden biridir. Aynı zamanda bir hukukçu. Bunun dışında Doreen Lomasky ve Dan Larson'ı burada sayabiliriz. Onların da sözleşmeci gelenekte çok ciddi eserleri var. Bir de çağdaş libertaryenizmin bu özellikle PPE programları dediğimiz bir program biçimi popülerleşmeye başladı siyaset felsefesinde ve bu programlar kabaca philosophy, politics and economics programları olarak geçiyorlar. Hem felsefe öğreniyorsunuz, hem siyaset bilimi öğreniyorsunuz, hem ekonomi öğreniyorsunuz. İnterdisipliner bir şekilde ideolojilere ve siyasete bakış sahibi olmanızı sağlayan bölümler bunlar ve şu anda PPE programlarının mantığında liberalizmi, libertaryenizmi savunan çok ciddi filozoflar var. Bunlardan başlıcaları olarak Jason Brennan akla geliyor. Jason Brennan özellikle demokrasi eleştirisinde, demokrasinin işte siyaset bilimi bakımından, sosyal bilimler bakımından ve ahlak felsefesi bakımından eleştirisi açısından önem arz eden bir filozof. Tabii burada liberal geleneğin genelinden bir sapma da olduğunu söylememiz mümkün. Çünkü liberalizm genelde demokrasiyle daha iç dışı, daha arası iyi bir ideoloji. Ama demokrasinin belli açılardan sınırlandırılması gerektiğine dair genel liberal tezi biraz daha genişleten önemli bir eseri var. Against Democracy diye. Jason Brennan. Onu da anmak mümkün. Bir diğer yine aynı PPE geleneğinden filozof Brian Kaplan'ı sayabiliriz. Brian Kaplan yine demokrasi eleştirisi üzerinden giden bir filozof. Kendisi aynı zamanda söz konusu siyaset bilimi, siyaset psikolojisi literatürüne de çok hakim bir filozof. Aynı zamanda eğitim sisteminin ya da eğitimin abartıldığını düşünen ve eğitimi yine ekonomik argümanlarla ve başka ahlaki argümanlarla eğitim sisteminin bu kadar fonlanmasını eleştiren, üniversite eğitimini vesaire eleştiren bir filozof kendisi. O da çok verimli
işler yapan, çok önemli işler yapan bir filozof. Kendisi anarko-kapitalist bu arada. Jason Brennan da bir anarşist ya da libertaryen, tam olarak nasıl bir konumda olduğu tam belli değil ama. Bunun dışında Michael Humer'ı burada saymamız mümkün. Humer epistemoloji ve ahlak felsefesinde çok önemli bir yere sahip. Ve Humer'ın savunduğu ahlaki libertaryenizm biçimi sağduyu libertaryenizmi olarak geçiyor. Sağduyu libertaryenizminin olayı doğal haklar, faydacılık ya da sözleşmecilik gibi kapsamlı bir ahlaki teoriyi savunmaktan ziyade sağduyuya yaslanan bir takım ahlaki ilkeler üzerinden, tikel ahlaki ilkeler üzerinden, yani böyle çok genel bir teori üzerinden değil de tikel ahlaki ilkeler üzerinden libertaryenizmi savunma biçimi burada yapılan şey. Bunun da nedeni şu, bütün bu kapsamlı ahlaki teorilerin yetersiz kaldığı bazı vakalar var. Bazı hipotetik senaryolar var. Farazi senaryolar var. Atıyorum, örnek verecek olursak doğal haklar libertaryenizmine şöyle bir şekilde karşı çıktığını düşünün. Varsayalım ki devletin bilimi fonlamadığı bir liberal ya da libertaryen toplumdayız. Meteor düşecek. Devlet bunu fonlamazsa meteor düşüp hepimizi öldürecek. Bu durumda devlet meşru mudur diyorsunuz ve eğer çok radikal bir doğal haklar libertaryeniyseniz hayır, meşru değildir demeniz gerekiyor burada. Daha ılımlı olduğunuz zaman ha şöyle de olabilir, böyle de olabilir demeye başlıyorsunuz ama bu durumda söz konusu sistematik teoriler muğlaklaşmaya başlıyor. Muğlaklaşmadan dolayı da Humer şey diyor, hani madem bütün teorilerin böyle esneme payı olması gereken bir takım yerler var, bütün teorilerin başarısız olduğu bir takım aşırı vakalar var. Bu durumda bu farazi vakalardan, bu aşırı vakalardan dolayı biz sistematik bir ahlaki teori vermek yerine sağduyuya dayanan bir takım ahlaki ilkeleri alalım. Bu ilkeler bizi nereye getiriyor buna bakalım. Yani mesela gönüllü ilişkilere dışarıdan müdahale yanlıştır gibi bir ilkeyi ele alın. Ya da yine çok sevdiğim sağduyusal ahlak ilkelerden biri. Eğer birini bir şeyi yaparken engellemeniz, durumunda onu öldürmeniz ya da sakat bırakmanız meşru değilse o eylemi yasaklayamazsınız diye bir ahlak ilke var mesela. Bu Jason Brennan'ın özellikle son zamanlardaki işlerinde savunduğu bir ilkeydi. Bu da sağduyusal bir ahlak ilke gibi görünüyor. Ve bu sağduyusal ahlaki ilkelerin bir şekilde bize liberalizm ya da libertarianizm sonucunu verdiğini iddia ediyor Humer. Ve onun özellikle The Problem of Political Authority diye bir kitabı var. İşte şu anda popüler olan, gözde olan devlet otoritesi teorilerini eleştirdiği bir kitap o da. O da ilginç bir, iyi bir eser olarak verilebilir. Aynı zamanda siyaset felsefesindeki, günümüzdeki devletin meşruiyeti tartışmalarında iyi bir özeti niteliğinde, kolay okunması, kolay anlaşılır bir kitap kendisi. O yüzden Humer da önerilebilir. Tabii burada yine belki liberal cenahın en önemli parçalarından biri olan Avusturya Okulu, Avusturya İktisat Okulu ve Avusturya İktisat Okulu ile beraber işte bunun özellikle günümüzdeki yeni dalgaları ve aynı zamanda klasikleri de var okunması gereken. Mesela burada ele alınabilecek kişilerden Peter Böttger var. Böttger özellikle Sovyetlerin iktisadi programlarının eleştirilmesi bakımından ve girişimciliğin ekonomideki rolüyle ilgili ne sürdüğü teoriler bakımından çok önemli bir teorisyen. Kendisi klasik liberal, yanlış hatırlamıyorsam. Böttger'in dışında yine elbette anarko-kapitalizm konusunda Murray Rothbard'ın ismini almamız gerekiyor. Mises'ten gelen, Ludwig von Mises'ten gelen Avusturya İktisat Okulu'nu geliştirip daha da radikal bir pozisyona taşıyan Rothbard'ı anabiliriz burada. Tabii Rothbard'ın felsefeci kimliği olarak biraz eksik olduğunu kabul etmek gerekiyor. Çünkü kendisi profesyonel bir felsefeci değil. İktisat alanı da felsefe değil. Ama onun da özellikle devletle ilgili yazdığı bazı metinlerin felsefi açıdan önem arz ettiğini düşünüyorum. Bunun dışında aklıma bir şey gelmişti ama bunun dışında şimdilik bir şey yok sanırım aklımda. Ama sen devam edersen ona göre bir şeyler söyleyebiliriz. Bir de Gerald Gauss var. Özellikle bu kamusal akıl ya da kamusal gerekçe liberalizmi, public reason liberalizmi dediğimiz ekole mensup bir liberal kendisi. Gauss da yine çok önemli siyaset felsefecilerinden biri liberal gelenekte. Gauss'un öğrencisi olan Kevin Valier var. Yine aynı projeyi, public reason liberalizmi devam ettirmeye çalışanlardan. Aklımda şu an liberal felsefeciler olarak bu kişiler var ve bize genel olarak liberal geleneğin, özellikle sol liberalizm dışındaki liberal geleneğin ana çerçevesini ve farklı konularını verebilecek çok sayıda farklı gelenekten filozof. Gerçekten çok ayrıntılı ve güzel bir hem okuma önerisi hem de ilgilenen kişiler için araştırma önerisi oldu. Aslında ben şunu da çok merak ediyorum Berat. Felsefeyle ilgilenmeden liberalizmi öğrenmek mümkün olabilir mi? Yani herhangi bir ideolojiyle tabii ki de ama tabii biz liberalizm üzerinde konuştuğumuz için böyle bir şey mümkün mü?
Yani güzel soru. Ben açıkçası ideolojilerin özellikle hem ahlaki bir arka plan olduğu için hem de neticede felsefi bir takım kavramlarla sürekli uğraştıkları için özleri gereği biraz felsefi bir taraf taşıdıklarını düşünüyorum. Dolayısıyla donanımlı bir liberal diyelim bence. Donanımlı bir liberalin felsefeyle şu ya da bu şekilde ilgilenmesi gerekiyor gibi görünüyor. Ama demek değil ki bir insan felsefe bilmeden ya da felsefeyle uğraşmadan liberal olamaz. Çoğu insan hatta ideolojilerle uğraşırken, ideolojileri belki eğer biraz daha işin empirik bilimsel kısmına bakarlarsa işte ekonomi politikasının şöyle olması daha makul görünüyor ekonomi bilimine göre. O zaman ben liberal olayım ya da ben şu ideolojiyi benimseyim vesaire diyebilirler. Yani salt böyle meselenin felsefeden soyutlaşmış bir şekilde ekonomi ya da siyaset bilimi tarafına bakarak da oradaki argümanlardan yola çıkarak da liberal olmak mümkün. Hani liberalizmle ilgili külliyatı yalayıp yutmak gerekmiyor muhakkak ama öyle olması daha iyi olurdu diyebilirim. Yani dolayısıyla donanımlı bir liberalin, entelektüel açıdan donanımlı bir liberalin bence ve aynı şekilde entelektüel açıdan donanımlı olarak herhangi bir ideolojiyi savunmak isteyenlerin felsefeyle ilgilenmesi gerekiyor. Ama felsefi olmayan argümanlarla da nihayetinde her ne kadar ucundan kıyısından felsefeye dokunmak durumunda olsa da o literatüre girmeden de belli bir ideolojiyi savunmanız elbette mümkün. Yani sonuçta şu anda bir sürü işin felsefi tarafına hakim olmayan ama iktisadi tarafına hakim olan ya da hukuki tarafına hakim olan liberal hocalarımız var. Yani bunlar felsefe bilmiyor diye donanımlı liberaller değildir diyemem. Ama en azından bu tarz liberalizm savunucusu kişilerde felsefi arka plan ya da felsefi arka plan kabulleri diyelim biraz daha örtülü, dibe gömülü şekilde bulunuyor. Hala bir takım felsefi kabuller var, bu kişilerin bir takım felsefi arka plan varsayımları var. Ama bu varsayımlar üzerinde biraz daha az eleştirel düşünmüş oluyorlar ve meselenin başka boyutlarına daha fazla ağırlık vermiş oluyorlar. Böyle liberaller de olabilir ve gayet donanımlı liberaller. Aklıma gelen bir soru daha. Siz arkadaşlarınızla beraber Analitik Felsefe Dergisi'nde de çok değişik konularda yazılar yazıyorsunuz. Yalanlarınız gerçekten gençlerin bence takip etmesi gereken alanlar. Bana çok da zevkli geliyor. Senin şu an takip ettiğin, içinde bulunduğun, kavgasını verdiğin bir felsefi tartışma var mı acaba? Çok merak ediyorum. Yani böyle bize anlatabileceğin niş bir tartışma olabilir. Güzel soru. Yani benim genel olarak kavgasını verdiğim demem belki doğru olur mu bilmiyorum ama benim esas en fazla içine girmiş olduğum alan felsefesi ve Tanrı'nın varlığı yokluğu tartışmaları. Orada niş bir tartışmaya şu an dahil miyim? Değilim sanırım. Çünkü bayağı genel tartışmalar bunlar. Şu anda tarafı olduğum niş bir tartışma ve birilerini ikna etmeye çalıştığım niş bir tartışma yok. Çünkü niş tartışmalara taraf olacak insan yok Türkiye'de. Yani karşı taraf olmadığı için ister istemez bir şeyin kavgasını da veremiyoruz. O da üzücü bir şey bir bakımdan. Söylediğini gerçekten çok iyi anladım. Bir avuç insanız. Aslında bu tartışmaların yurt dışında çok farklı tartışmaların olduğunu ben de duyuyorum. Ben de biliyorum. Sen daha da net takip ediyorsundur. Ama belki de yaptığınız çalışmalarla, girişimlerle ve bizim yapmaya çalıştığımız podcastlerle gençleri biraz daha böyle bu alanların da içine katabiliriz. Çünkü entelektüel birikim üniversite zamanından böyle işte üniversite belki lise sondan başlıyor artık. Bir yerden sonra ben bunu çok önemsiyorum. Yani bu tartışmalara erken başlanmasını diyebilirim. Kesinlikle. Çok önemsiyorum. Kesinlikle. Umuyorum bizi dinleyen arkadaşlarımız da bu konuda ilgilerini çeken konularda bu podcast'ten yararlanırlar. Ben çok teşekkür ederim Berat. Biliyorum başka çalışmalarda da yayına bulunacağız seninle ama zaman ayırdığın için öncelikle çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımıza da buradan tekrar duyuralım. Analitik Felsefe Dergisi'ni, Felsefe kanalını takip etmeyi unutmayın. Bir bölümün daha sonuna geldik. Her hafta Liberalizm 101 kanalında farklı konuklarla farklı konular konuşuyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar diliyorum.